Ne oluyor Deniz? Kim bu adam? Daha bir hafta oldu Onur'dan ayrılalı. Bir şey yok ya. Abartmayalım hemen. Nasıl yok ya? Boz hayatının aşkını yaşıyor kızım. Delik birik derken kader onu yakışıklı sapın kollarına attı. Adam gitme diyor. Başka bir şey demiyor günlerdir. Sen ne dedin? Sen benimle gel dedim. Bozcaada'ya. Evet. Ya nasıl bu kadar çabuk aşık olabiliyorsun Deniz? Seviştiniz mi? Yok ama öpüştük. Çok güzel öpüştük. Oluyor mu öpüşmeyle? Liseli misin sen? Ilgın bir açıdan haklı aslında Boz. Şimdi sen bu adamı çağırdın ya. Adam ya bok gibi sevişiyorsa ya da hiç sevişemiyorsa. Adaya götürdükten sonra ayrılmak da zor değil mi? Yani. Ciddi misiniz siz? Herhalde. Ya adam cınıklık çıktı ya. Siz şu an neyi tartışıyorsunuz ki? Ne olmuş çıktıysa? Keşfedilmemiş yeni yerler mi biliyor? Jinekologlara özel gizli bölgeler mi var sanıyorsunuz? Sen onu Özberk'e sor vallahi. Bir kroki istemediği kaldı. Ne alakası var ya? Sen de sordun. Hatta bir sürü soru sordun. Ne sordunuz be? Ne anlattı? Heyecanlandırmayın insanı. Bence sen bu gece git, bizzat kendini öğren. Öğrenmeden getirme adaya diyorsun yani, öyle mi? Sen gelmezsen o da gelmesin diyoruz biz. Onu bunu boş verin de biz yarın yola çıkabiliyor muyuz acaba? Erol Bey! Nedir durum? Tamamdır. Akıtmıyor. Depo ağzına kadar dolu. Hadi artık gelebilirsiniz. Gidebilirsiniz mi diyecektin? Pardon. Gidebilirsiniz. Artık gelebilirsin de gidebiliriz Davos. Çadır hazır. Kime hazırladın sen bu çadırı? Ne demek kime ya? İkimize işte. Biz mi kalacağız bu çadırda? Ya gönüller bir olunca sabanlık seyran olurmuş derler. Olmaz bence. Tamam. Eylül, çadır sende bu gece. Biz karavandayız. Karavanda seks yasak. Sen de beni en çok cezbeden şey ne biliyor musun? Aklın. Aklın mı? Aklını kullanış tarzın diye. Ters olsun mu diyorsun? Sen çok zeki bir kadınsın. Ayrıca çok da güzelsin. Yok canım daha neler. Niye öyle dedin? Yani ne bileyim güzellik özelliklerim arasında sonlar da gelir herhalde. Sana öyle geliyor bence. Hala inanamıyorum. Neye? Buna işte. Hiç böyle bir şey yaşayacağımı tahmin etmiyordum bu yolculuğa çıkarken. Daha sevgilimden ayrılalı bir hafta oldu. Uzun bir süre hayatıma kimse girmez falan diye düşünüyordum. Birden kendimi garip bir şeyin içinde buldum. Ama çok güzel hissettiren bir şey. Hayat sürprizlerle dolu işte. Hiç ummadığın bir anda birinin peşinden sürüklenirken buluyorsun kendini. Hı? Yani Bozcaada'ya geliyorum mu demek bu? Bu seninle şu anda nereye istersen oraya geliyorum demek. Hatta istersen Midilli'ye yüzelim de. Ona da varım. Hatta Midilli'ye yüzelim. Oradan Bozcaada'ya geçelim. Sonra Ege'deki bütün adaları seke seke dolaşalım da ona da varım. Hepsini mi? Hepsini. Dur onu ben halledeyim. Şimdi kilitlenir şey. Açılması gerekiyor ya açılmaz. Bana bırakır mısın? Hocam. Deniz sen bir suya gir. Son yola çıkıyoruz.
Girmeyeceğim ben şimdi. Deniz, hadi. Yok ya şimdi. Deniz, hadi diyorum. Girmeyeceğim ben. Deniz, hadi. Aman. Yok ben. Hadi siz de gelin bari. Hadi. Biz hazırlandık. Birazdan yola çıkalım diyoruz artık. Hadi ya. Şimdi mi gidiyorsunuz? Evet. Hadi beraber gidiyoruz. Peş peşe gidelim. Ya da ben seninle geleyim. O daha güzel olur. Oo, bayağı hızlıyız. Ya artık son feribota kalmayalım diye düşündüm. Yok yani bu durum... Ya şimdi her şeyi bırakıp Bozcaada'ya gitme fikri bana biraz ütopik geldi de. Ütopik mi? Niye ki? Yani maksimum 3-4 saat sürüyormuş. Ha sen Midilli'ye yüzme konusunda ciddiysen... O ayrı tabii, o ütopik. Ya ne bileyim şimdi. Bozcaada aşırı kalabalıktır. Ben kalabalıktan kaçtığım için buraya geldim. Evet, kalabalık. Ama ben de varım o kalabalıkta. Sen de olacaksın, beraber olacağız. Ben bir şeyi yanlış mı anlıyorum acaba? Ya da anlamıyorum. Ya Deniz... Şimdi ben bu kadar hızlı bir şeyin içine girmek, sevgililik, ilişki falan bunlar bana çok uzak şeyler şu anda. O yüzden ben gelmesem daha iyi olacak. Olduğum yerde iyiyim ben. Anladım. Anlıyorum. Telefonunu alabilir miyim peki İstanbul'a dönüşte? Görüşürüz belki. Tabii tabii. Ben de ararım. Doktora falan ihtiyacım olur belki. Yani. Söylüyorum yaz. 0532. Deniz. Şefim azıcık müzik aç ya. Biraz eğlenelim hadi. Siz festivalde de böyle bütün oturmayacaksınız değil mi? Yüzlerce insana ben tek başıma yemek yapmayacağım herhalde. Vallahi ben tatil yapmaya geliyorum. Kimse benden bir şey beklemesin. Enişte yardım eder sana şefim. Becerikliymiş ya. Dörder dörder kızartır patatesleri. Hadi binsin herkes. Boss ne oluyor ya? Özberk sür hadi karavana. Deniz, iyi misin? Sür hadi Özberk. Çabuk gidelim bir an önce buradan. Love bombing deniyor buna. Önce aşırı ilgi ve sevgiyle karşındaki insanın ayaklarını yerden kesiyorsun. Sonra canın sıkılınca her şeyi bırakıp gidiyorsun. Öküzlük canım buna da, öküzlük. Yeni adım var artık. Kız bir öpüşmeyle aşık oluyor ya. Dün gece yaşadıklarından sonra ne hale geldiğini düşünemiyorum. Böyle adamların olayı bu kızım. Sen ona düşene kadar her şeyi yapmaya hazır. Düştükten sonra... Heyecanını kaybediyor. Ya sikerim onun heyecanını. Vallahi bak geri dönelim. Şunun bir ağzını burnunu bir kıralım, bir rahatlayalım ya. Özberk saçmalama, daha neler. Boss aslında kaçtıydı başta o sapıktan.
Hissetmiş meğer. Hep bu kaltak Ayşe yüzünden. Beynini yıkadı kızım pislik. Beynim yüzünden düştü onun eline de ya. Hepsi o delik yüzünden oldu ya. Bir sağ salim varabilseydik Bozcaada ya. Geliyor geliyor, normal davran. Normal mi, nasıl normal? Yani önemli bir şey yokmuş gibi. Seks işte, yaptın geçti bitti gibi öyle şeyler söyledin. Tamam. Ne oluyor size? Hayırdır? Hiç. Mutluyuz Deniz. Feribot'un dibine kadar geldik. Şurada ne kaldı Bozcaada'ya gitmemize? Ya Deniz, düşünsene hayallerimiz gerçekleşiyor. Bozcaada'ya festivale gidiyoruz kızım. Evet Boz, üstelik sen seks yaptın. Dört dörtlük bir seks. Aramızda yapamayanlar var. Haklısınız. Bizim amacımız Bozcaada'ya gitmek. Bonkis'i yeniden hayata döndürmek. İkinci bir şans yakalamak. Bundan sonra hiçbir şeyin beni hedeften saptırmasına izin vermiyorum. Bitti. Bonkis için çıktık ya biz yola. Bundan sonra da ona göre devam edeceğiz. Hadi. Yürüyün. Gidelim. Ne bileti? Feribot bileti. Bilet mi alacaktık? E tamam ya, alırız şimdi şuradan hemen. Ne demek ya, bilet mi alacaktık? Ya kalmadıysa? E tamam Deniz, bir sonrakine bineriz. Zaten günlerce geç kaldık. Bir feribottan bir şey olmaz ya. Ne demek bir şey olmaz? Buna bineceğiz biz. Ne oluyor ya? Delirdi herhalde. Buyurun bayan. Sıranın sondaki araç bu feribota biner mi? Yok, bir sonrakine. Buna binmek istiyorum ben. Ne yapayım abla? Dolu. Önce gelen biniyor. Önce gelen biniyor. Önce gelen biniyor, öyle mi? Bekçi bey, bakın benim bu feribota binmem lazım. Tamam mı? Babam, Şeref, Erol abi sapık falan filan derken artık sabrım kalmadı benim birinizle daha uğraşmaya. Feribota binmek istiyorum ben. Bineceğim. Efendim müsaade ederseniz ben geçeyim. Yoksa mevzu çıkacak. Mevzu çıkmasını istiyor muyuz? İstemiyoruz. Feribota binmek istiyoruz şuna, bu gelene. Buna. Ha, ne oldu? Karakterin dönüşüm değil. Nasıl yani? Hani filmlerde olur ya, kahraman bir yola çıkar ve o yol boyunca yaşadıklarından sonra artık kaybedecek hiçbir şey kalmaz ve yolun sonunda artık bambaşka birine dönüşür. Boss, Dark Side'a mı geçti diyorsun yani? Boku yedik diyorum. Deniz'e bir şey oldu, fark ettiniz mi?